Merhabalar arkadaşlar bugün yeni bir parça incelemesiyle sizlerle beraberiz konumuz Dski Urlap Kayak Tatili başlıklı bir parçamızı inceleyeceğiz ardından sorularımızı çözeceğiz bu parçamızla beraber A2 parçalarına da giriş yapmış oluyoruz şu andan itibaren hemen parçamıza geçelim parçamızdan birinci paragrafıyla parçamızın başlayalım Hartmut Hat im Februar eine Reise gemacht. Hartmut isimli bir arkadaşımız Şubat ayında bir tatil yapmış. Burada perfect tense'i de belirtmek istedim arkadaşlar. Bunları da vurguluyorum. Sarı renkte olanlar perfect tense'lerde işte çekilmiş fiil, Mah'ın fiilinin perfect'e göre çekilmişi gemacht şeklinde. Buna da dikkat edersiniz. Er ist in die Alpen gefahren in ein kleines Dorf Dorf in Österreich. O Alplerde bir küçük köy olan, Avusturya'nın küçük bir köyü olan bir yere gitti arabasıyla beraber. Gefahren, oraya doğru gitmek aslında. Araçla gitmek manasında. Er hat in einem hübschen Hotel in Einzelszimmer, bir common, bir common burada almak bir oda tutmak gibi çok hoş bir otelde tek kişilik bir odada odayı aldı o gördüğünüz gibi perfect tenseyle past yani geçmiş zamandan bahsediyor hep bu şekilde çeviriyoruz hep onları genellikle de Almanca'da konuşma dilinde bu perfect tense geçmiş zamandan bahsederken kullanılıyor. Das Essen im Hotel hat im sehr gut geschmeckt. Das Essen im Hotel, oteldeki yemekler ona çok güzel geldi. Yani tadı çok ona güzel geldi. Jeden morgen ist Hartmut zum Ski Kurs gegangen. Her sabah Sky Kurs dediği yani kayak kursuna Hartmut gidiyormuş. Der Ski Lehrer Herr Winter hat gesagt Hartmut ist der beste von meinen Schülern Öğrencilerim arasında en iyisi Hartmut diyor. E, kayak kursu öğretmeni Her Winter. Hartmut e, hat sich sehr gefreut. Hartmut da bundan e, gayet memnunmuş. E, Am letzten Abend hat die ganze Gruppe abschied gefreut gefeit. Yani e, son akşam tüm grup, the Ganze grubu ve e, bir yerde toplanıp parti veriyorlar arkadaşlar. Kutlama yapmak bu gefeit. Sie haben viel Wein e, getrunken. Çok fazla e, şarap içmişler arkadaşlar. Dan hat Hartmut gesagt, ich habe eine Idee benim bir fikrim var diyor bunun ardından yani sarhoş olduktan sonra fikri geliyor arkadaşımızın bir wollen in der dunkelheit ski laufen laufen ee, bunlar e, karanlıkta kayak kay yapmak istiyorlarmış ski laufen da e, kayak yapmak e, manasında laufen tek başına koşmak ama burada kayak koşalım gibi e, direkt çevirirsek ale haben gern wollt bütün hepsi cevap verdi. Das ist eine tolle Idee. Çok güzel bir fikir. Sie sind in der Dunkelheit ski gelaufen. Hartmut hat sich das Bein gebrochen. Amr Hartmut. Ve e, bunların hepsi, Sie sind in der Dunkelheit ski gelaufen, hepsi e, karanlıkta e, kayak yaptılar. Hartmut hat sich das Bein gebrochen. Hartmut da bacağını kırmış. Fakir Hartmut, yani acınası hali. Amur Hartmut, ne kadar acınası bir hal? E, kıyamam gibi bir e, kelime, bir cümle diyebiliriz. Bununla beraber de e, paragrafımız sona erdi arkadaşlar. Hemen sorularımızı incelemeye başlayalım. Birinci sorumuz: e, Van hat Hartmut Urlap kıyamadı. E, artmut e, tatilde ne yani tatili ne zaman yaptı e, gibi Birinci sorumuz imzoma yaz günü e, yazın im hep e, sonbaharda Im fevua Şubat ayında inden Alpın Alplerde e, şıklarımızı şey yaptık hatırlıyorsanız e, Şubat ayındaki bir tatil demişti O yüzden e, C şıkkımız doğru cevap burada birinci sorumuzun ikinci sorumuz Ist das Hotel gut oder schlecht gewesen? Eee otel e, iyi miydi yoksa kötü müydü? E, gittiği yer. A. Schlecht den es war klein. Kötüydü ve küçüktü. B. Schlecht den es war dort laut. Kötüydü çünkü e, çok e, yani gürültülüydü burada. Den çünkü demek açıklamak. C Schick gut das hotel war hübsch iyiydi ve e, otel e, çok hoş bir yerdi. D. De, schlecht den er hatte eine Einzelzimmer. Kötüydü. Çünkü o tek kişilik bir odada kalmıştı. Evet tek kişilik bir odada kaldı ama e, otelde, otelle ilgili paragrafta iyi olduğu ve o çok hoş bir otel olduğunu söylemişti. C şıkkımız yine doğru cevap. Üçüncü sorumuz Was hat Hartmut im Urlaub gelernt? E, Hartmut e, tatilde ne öğrendi? trickın şarap içmeyi öğrendi, Ski Fah'in kayak kaymayı öğrendi, Langes Schlafen, uzunca uyumayı, gün boyu uyumayı öğrendi. Öztegayiş yani Avusturyaca, Avusturya'da böyle bir dil yok, Avusturyaca değil de onlar da Almanca konuşuyor. Burada arkadaşlar hatırlıyorsanız bir öğretmen eşliğinde kayak kaymayı öğreniyordu. O yüzden B şıkkımız doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor. Dördüncü sorumuz. Was haben die Urlauber am letzten Abend getrunken? Son akşam tatilciler ne içtiler diyor. Nichts diyor hiçbir şey. A şıkkı. B Bia", bira içtiler. C wine şamp şarap içtiler de şnaps dedikleri çok ağır bir içki galiba e, ondan içtiler diyor e, çok fazla şarap içtiklerini paragrafta görmüştük doğru cevap c şıkkı e, beşinci soru Hat, hartmut aynı gute oda aynı şilekte idi ge hartmut e, o gece e, son gece o içtikleri gece e, güzel mi veya güzel veya kötü bir e, fikre sahipti güzel veya kötü bir fikre sahipti. Yani hangisine sahipti gibi. Ee, a şıkkı idi was eigentlich gut aber gefährlich. Ee, yani onun fikri e, gerçekte güzeldi fakat tehlikeliydi diyor. Gefährlich. Ee, b şıkkı e er hatte keine idi. Yani bir herhangi bir şey yoktu. Ee, c şıkkı siki fahın in der nehte e, zolte yeder machen. C şıkkı yani gece kayağını herkes yapabilir diyor. D şıkkı kayna möhte zayne idi. Kimse onun fikrini beğenmedi, istemedi gibi. Hatırlıyorsanız gece kayak kaymak istiyorum dedi. Bir gece kayak kaymak yani sıkıntı yok yapılabilir ama tehlikeli bir fikirdi. Ve herkes de onun fikrine sahip çıktı. Hadi yapalım dediler. Hepsi içkiliydi, alkollüydü çünkü. Aşıkkımız e, o yüzden doğru yani fikri heyecanlı güzeldi gerçekten güzel bir fikir ama tehlikeli, gefeali şeklinde diyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuz. What is Hartmut in the Dunkelheit passiert? E, Hartmut e, karanlıkta yani onun başına ne geldi? Hartmut'ta ne oldu karanlıkta diye. Er hatten suk ve past e, o e, treni kaçırdı diyor. Er hat nicht mehr das Hotel gefunden. E, otelini bulamadı. E, er hat Wein getrunken. E, yani şarap içerek, şarap içti diyor burada. D şıkkında da Er hat sich sein gebrochen. E, o da D şıkkında bacağını kırdığını, e, bilgisini veriyor bize arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz son gece e, karanlıkta kayak kaydılar. Kayak kayarken de ee, çok e, içki içtikleri için e, sarhoşlu olduğu için güzel bir fikir değildi bacağını kırmıştı Hartmut ve hatırlıyorsunuz ne yazık yani yazık yazık e, ne kadar kötü bir durum şeklinde Amr Hartmut demişti e, o yüzden e, bacağını kırdı burada başına gelen olay e, değişikliği özetliyor doğru cevabımız şıkkı olacak ve 6. sorumuzla beraber sorularımızı da cevaplamış olduk paragraf incelememiz burada sona erdi Umarım faydalı olmuştur. Ee, seviye olarak A1'in biraz üstünde yani A2 seviyesine giriş seviyesinde bir paragraftı. Ee, videomuz burada sona erdi. PDF dokümanımız da yine internet sitemizden veya videonun açıklama bölümündeki linkten indirebilirsiniz. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.